Atletli YouTuber'ınız geldi. Atletli ama hasta. Bir trafik simülatörü oyunu. Oynarken anlayacaksınız ama anlatacağım zaten. Patlıcancı geldi. Çok fazla efor sarf etmeme gerek olmayacak bir video olduğu için ikinci kamerayı da kullanmayacağım. Hadi başlayalım, videoyu beğenirseniz güzel olur. İlk şehrine hoş geldin, hoş bulduk. Şimdi oyunumuz basitçe bu şekilde. Bakın şimdi bir adet iş yeri veya market çıkıyor. Ve o marketin renginde o markete gidecek insanlar veya işe gidecek insanlar oluşuyor. Sarıya sarı. Şu an şu şekilde biz de o insanların oraya gitmesi için yol yapıyoruz. Oyun çok basit ancak çok eğlenceli. Yurt dışında çok popüler. PewDiePie dahil herkes oynadı. Türkiye'de kimse oynamadı nedense, bir görmedim yani ben. Olayımız bu. Şehir yapma oyunu gibi ama şehir yapma oyundan daha basit ve daha eğlenceli. Tabi ilerledikçe zorlaşıyor, anlayacaksınız. Bir yol daha çıktı örneğin. Sarı çıktı yine. Sarıyı yine sarıya bağlayalım. Burada 3 adet iş birikti diyor. 3 kişi gitmesi lazım o işi bitirmesi için. İşler full birikirse ne oluyor? Game over oluyorsunuz. Yani trafikte sıkışmamaları gerekiyor vesaire vesaire, anladınız. Bu video Core Games sponsorluğunda hazırlanmıştır. Core Games içerisinde birbirinden farklı yüzlerce oyuna ücretsiz bir şekilde erişmenizi sağlayan bir platform. İster kendi başınıza, ister arkadaşlarınızla, tarzınıza uygun, eğlencenize uygun aradığınız tüm oyunları bulabilirsiniz. Mesela golf benim favorim, ben bayılıyorum. Yalan yok, ara sırada oynuyorum. Beni ekleyebilirsiniz oyunda. Sizlerle birlikte canlı yayınlarda oynayabiliriz. İsmim Enes Avcı 0, görüyorsunuz şu an. Ekleyin, oynayalım. Bunun dışında daha farklı tarzlarda oyunlar arayanlar için FPS türünde oyun veya isminin tam hakkını veren ölüm koşusu oyunu var. Veya ben bunlarla ilgilenmiyorum diyenler için yarış türünde oyunlar bile var. Bir karakteriniz var. Bu karakterinizi istediğiniz gibi şekillendirip oyunlardaki tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Her şey çok güzel görünüyor. Peki bu platforma nasıl ulaşacaksınız? Çok basit. Epic Games'ten. Core Games'e Epic Games'ten ücretsiz bir şekilde anında ulaşabilirsiniz. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Core Games'te oyun yapabiliyorsunuz. Oyun yapmaya meraklıların mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Core Games'e açıklamalarda bıraktığım linkten hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İlgilenen arkadaşlara mutlaka bir denemesini tavsiye ediyorum. Core Games'e sponsor olduğu için teşekkür ediyorum ve videomuza devam ediyoruz. Şimdi mavi belirdi. Maviyi maviye bağlamam gerekiyor. Sarının yolundan geçirtebilirim. Ancak tabii ki bu trafiğin nedeni olacak. Yani işimizi bir tık zorlaştıracak. Onun yerine etraftan da çekebilirdim ama etraftan çekebileceğim bir alan yok. Şu an bana öğretme aşamasında benle birlikte siz de öğreniyorsunuz. Aşağıda 5 yolum var. Her bir ufak yol gittiğim zaman yol bitiyor. Yol sayım bitiyor. O yüzden yolumu idareli kullanmalım lazım. Oyunun amacı en yüksek skora ulaşmak. Yani en fazla gün boyunca bu trafiği sürdürebilmek, bu düzeni. Ve oyunda her bir gün geçtiği zaman size böyle iki seçenek sunuyor. Diyor ki mesela trafik lambası ve 10 adet yol mu istersin diyor. Bir köprü ve 10 adet yol mu istersin diyor. Şu anda eğitimde olduğu için bana bu köprüyü seçmem lazım. Öyle. Köprü de denizden üzerine. Böyle suların olduğu yerden köprü çekebiliyoruz. Böyle köprü işimize yarıyor. Kullandık mesela şu anda. Aynı zamanda otoban yolu da çekebiliyoruz. Up. Sol en üst köşeden sağ en alt köşeye doğru böyle yol çekebiliyoruz. Kendi tek bir varış noktasına gidebiliyorlar. Şu anda kırmızımız geldi ancak ikinci bir köprümüz yok. O yüzden çekemiyoruz köprüye. Köprü olan yola bağlayacağız kırmızıyı. Bu kırmızıyı da buraya bağlayacağız. Yine bu sefer 10 trafik lambası ve 10 yol diyoruz. Trafik lambasını nasıl kullanacağız bakalım. Kontrol kavşak için trafik lambasını sürükle diyor. Mesela şuraya sürükleyebilirim trafik lambasını. Burada çok fazla bir akış var. Buraya trafik lambası koydum. Buradan geçenler ışık beklemek zorunda kalsınlar. 10 köprü mü 10 otoban mı? Otobanı seçeceğim. Şimdi otobanı da göstermiş olacağız. Oyunu boşlukla durduralım. Açık mavi iş yeriyle açık mavi insanların evinin olduğu yerin arası çok uzak. Buraya bir otoban çekelim. Yolları kaldıralım tek tek. Açık maviye giden yolları kaldıralım. Bu yollar daha sonra üzerlerinde araba olduğu için belli bir süre sonra kalkacak. Şöyle buraya doğru sürükleyelim. Direkt açık maviye geliyor. Bu açık mavi evi buraya bağlayalım. Bu evi de buraya bağlayalım. Okey. Boşluğa bastığım zaman olacak. Şöyle lastik gibi otobanı istediğim yöne sürükleyebiliyorum. Şurada dursun. Açık mavi daha hızlı bir şekilde işliyor oluyor böylece. Bir kırmızı evimiz daha sağ tarafta belirdi. İş yerlerine ev bağlama zorundasınız ama evleri iş yerine bağlama zorunda değilsiniz. Nasıl yani? Örneğin bir iş yeri var ve 3 tane ev mi var? 2 tane evi bağlayabilirsiniz. Evlerden bir tanesini bağlama zorunda değilsiniz. Yani herkesi çalıştırmak veya markete gönderme zorunda değilsiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bana bir kavşak ve 10 yol veriyor. Kavşak yapalım. Şöyle bir kavşak yapabilirim. Şuraya mesela. Burası çok güzel olur. Burada çok fazla bir akış var. Burada trafik durmaz buraya koyarsan. Çok güzel olur. Koydum.
Şuradaki kırmızı ışığı alabilir miyim? Şey, ışıkları, lambayı alabilir miyim? Alabiliyormuşum ya. Tamam. Okey, devam. Muhtemelen şu an eğitim bitti. Şu an bana gerçek istediklerini soruyor. Bana bir köprü mü lazım, otoban mı lazım? Bana bir köprü lazım. 20 yol ve bir köprü lazım. Hemen. Şurada çok fazla trafik birikiyor. Bu benim sinirimi bozdu. Trafik lambasını kaldıracağım. Bir tane kavşağım var. Kavşağı şuraya koyacağım. Buradan çok daha fazla trafik akışı oluyor. Buraya yerleştireceğim. Trafik ışığını buraya yerleştireceğim. Sağ üst tarafta bir adet iş yeri belirmiş. Oraya bir sarı ekip yollamam gerekiyor. Sarı arabalar yollamam gerekiyor. Böyle bu taraftan çekeceğim. Mecbur. Bu yolu kaldıralım. Sağ tarafa yönelsin. Sarıya doğru. Bunu da kaldıralım. Evet. Çok güzel. Devam. Bir sarı daha belirdi. Tam da ihtiyacım olan yer sayılır. Bir sarı ev. Yolun bitti. Yok, yolun bitmemiş. Ay, iğrenç oldu. Bir sarı ev daha. Bir kırmızı ev belirdi. Yeşil belirdi. Yeşili şöyle yapabiliriz. Kırmızıyı buradan böyle birleştiremeyiz. Yolum iki adet yolum kaldığı için onu şey yapmayacağız. Evet, bu iki ev, sarı ev ve kırmızı ev sabit kalacak. Birleştiremiyorum çünkü yolum yok. Sağ üst köşede bir ev belirdi. Sağ üst köşe derken 351 nokta diyor, iş puanı. Puan birikiyor. Videonun buradan sonraki kısmında kamera görüntüm yok çünkü hafıza kartım çekerken bozulmuş. Hasta olduğum için de yeniden çekemedim. İdare ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Zaten kısa bir bölüm kaldı. Kapalı koyu mavi için gidiş yolu lazım ama yolum yok. Bu yeşil yolu kaldıracağım. Yeşil için bu yolu kaldıracağım. Yukarıdan koyu mavi gidecek. Tamam. Evet, koyu mavi yukarıdan böyle gidecekler. Yapacak bir şey yok. Hatta şu buraya bağlanmasına gerek yok artık. Direkt yukarıdan gidebilir. Devam. Bir mavi daha belirdi. Maalesef oraya götüremiyorum. Evim yetmiyor. Şu yetebilir bak. Okey. 20 yolda bir kavşak alacağım. Çok daha kavşak işime yarar şu anda. Özellikle şu taraf. Şuraya bir yere bir kavşak eklemek çok iyi olur. Önce bir maviyi birleştirelim. Şu yolu da burada burayla birleştirirsek bence tüm şehri turlayabilirler. Güzel olur. Bu kırmızının buradan yolunu kaldırıp oraya bir yere bir kavşak ekleyeceğiz. Şöyle bir kavşak olabilir. Trafiğin daha hızlı akması için. Bunu da biraz aşağı indirdik mi? Okey. Şu an bir ev daha çıktı. Böyle yapalım. Açık mavi neden şey oluyor bilmiyorum. Açık mavi evim yok. Yeterli açık mavi evim yok. Eğitici tamamlandı. Ben dedim öldüm sandım. Temel bilgileri ardına attıkların her yerine şehir planlama hazırlasın. Çok güzel. Öğretici bitti zaten. Bitmemiş. Oyna. Şimdi gerçek oyuna geçelim. Evet, şu an gerçek oyuna geçtik ve gerçek oyun kısmı tam yarım saat sürüyor ve yarım saat boyunca benim görüntüm yok. Görüntüm olmadan video editliyordum ancak ne kadar rahatsız edici olduğunu gördüm ve onun yerini hızlandırarak arkasında birazcık konuşma eklemeyi düşündüm. Yani ne yaptığımı görün en azından diye. Maalesef hasta da olsam böyle aksilikler olabiliyor. Yarım saat boyunca hasta bir vaziyette görüntüsüz bir şekilde oyun oynamışız. Sağlık olsun. Böyle şehrimizi bu şekilde yapıyoruz yarım saat boyunca. Bu kısmı direkt silmek yerine en azından hızlandırarak bir dakikalık da olsa neler yaptığımı görün istedim. Hızlandırdığımız zaman bir güzel görünüyor. Yalan yok, ben de fark ettim. Hızlı olduğu için olaylar daha bir hoşuma gitmedi değil. Ama tabii keşke görüntüm olsaydı da video olarak ekleyebilseydim. Neyse, sağlık olsun. Umarım beğenmişsinizdir.
Bu videodan bu kadar. Videoyu bitirmeden önce Core Games'i sizlere tekrardan hatırlatmak isterim. Ücretsiz oyun oynama ve oyun yapma platformu Core Games'in linki açıklamalarda bulunmakta. İster oyun oynayın, arkadaşlarınızla oynayın, tek başınıza oynayın, isterseniz oyun yapın. Tamamen size kalmış. Linki açıklamalara bırakıyorum. Tekrardan bakmanızı tavsiye ederim.